Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Arkadaşlar olumlu cümlelerde mezmaz, mema, sız, yok ya da değil bulunmaz. Yükleme bakacağız. Eğer bunlar varsa olumsuzdur yoksa olumludur. Birinci cümlemizin yüklemi beceremezdim. Mezmaz var bu olumsuz. İkinci cümlemizin yüklemi mema var. Bakın istemiyordum. Burada daralma var ama gene de bu mema bu olumsuz. Üçüncü cümlenin yüklemi söyledi. Söyledi. Bakın herhangi biri yok. Olumsuzluk bildiren herhangi bir ek ya da kelime yok. Bu cümlemiz olumlu. Dördüncü cümlemizde yüklem göstermezdi. Mezmaz var. E de görülmemiştir. Mema var. Bu ikisi de olumsuz. C olumlu. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur? Arkadaşlar eğer bir yüklemde mezmaz, mema, sısiz, yok, ya da değil varsa biçimce eğer bunu görüyorsak bu biçimce olumsuz demektir. Yani şekil olarak baktığımızda bunları görüyorsak biçimce olumsuzdur. Eğer yoksa olumludur. A. Hem beni dinlemiyorsun hem de anlamadım diyorsun. Olumlu. Biçimce de olumlu, anlamca da olumlu. O yüzden bu gider. B. Ya kremalı pasta ya da bir tatlı al kardeşine giderken. Al bakın yüklemimiz al ve olumlu herhangi bir olumsuzluk yok. Hem biçimce hem anlamca olumlu. C ister benimle kalıp bana çok yardım et. İster annenle pazara git. Yardım et pazara git. Olumlu şekil olarak anlam olarak her anlamda olumlu. D ne senin yardımına ne de bir başkasının desteğine ihtiyacım var. İşte geldi. Bakın şekil olarak baktığımızda mez, ne, sız, yok ya da değil var mı bu cümlede? D şıkkında yok. Ama anlamına bakalım şunu demek istemiyor mu? Ne senin yardımına ne de başkasının yardımına ihtiyacım yok demek istiyor. Yani anlamca aslında olumsuz. Fakat şekil olarak baktığımda şu kelimelerden hiçbiri olmadığı için şekil olarak olumlu anlamca olumsuz. Cevabımız bu. E kah geçmişten kah gelecekten konuşup durduk saatlerce konuşup durduk olumlu. Cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Sözcük türü dediği arkadaşlar isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, fiil mi, edat mı, bağlaç mı? Bunlara bakmamızı istiyor. Yüklemleri bulalım. Düşmez yüklem. B'de eriyor yüklem. C'de ufkundayız devrik bir cümle var. D'de yine devrik cümle sarsıldı. E'de de devrik cümle veda etmek. Bunlar yüklemlerimiz. Düşmek fiildir, erimek fiildir, ufuk isimdir, sarsmak fiildir, veda etmek fiildir. Bu durumda cevap C. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili bir cümledir? Arkadaşlar eksiltili cümle yükleme olmayan cümle demek. A. Kimse bilmez kim kazana kim ye bilmez yüklemimiz. istek kipinde çekimlenen başka yüklemlerimiz de var. Burada yüklem var. B. bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz. Burada yüklem yok. Mesela buraya gerekir diye bir yüklem getirebiliriz. Bu eksiltili cümle. C. Baskıdaki altından askıdaki salkım y'dir. Y'dir, iyidir anlamında yüklemimiz. Burada D. Baş ağır gerek, kulak sağır gerek. Burada yüklem ortak kullanılmış bir sıralı cümle var. İki cümle içinde gerek kelimesini, gerek yüklemini ortak kullanmış. Burada da yüklem var. E taze bardağın suyu soğuk olur. Olur yüklem. Cevap B. Yukarıdaki numaralı dizelerden hangisi yapıca basit bir cümledir? Arkadaşlar yapıca basit cümledir diyor. Sakın bunu yapıca basit sözcük türle karıştırmayın. Çünkü eğer sözcük olsaydı orada basit türemiş birleşik ona bakacaktık ama burada cümle dediği için yapısına göre cümlelere bakacağız. Yapısına göre cümleler basit, birleşik, Sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır. 1- Gökyüzünün başka rengi de varmış. Varmış. Tek yargı, tek yüklem var. Basit cümle geldi hemen cevabımız. 2- Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Yüklemimiz fark ettim. Ayrıca dık dik fiilimsi var. Fiilimsinin olduğu cümleler birleşik cümledir. 3- Su insanı boğar, ateş yakarmış. Bir cümle, iki cümle yani iki yüklemimiz var. İki cümle bu şekilde virgülle ya da noktalı virgülle ayrılıyorsa bu sıralı cümledir. 4. Her doğan gün dert olmuş. Yüklemimiz burada ama burada an en sıfat fiil var. Fiilimsilerin olduğu cümleler birleşik cümledir. 5. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Anlarmış yüklem. Ince ince zar fiil var. Fiilimsi olduğu için bu da birleşik cümle. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde birden fazla yargı yoktur? Bir uykudan kalan zamanımızın büyük bir kısmı işte geçiyor. Geçiyor. Bir yargımız, bir de kalan an en sıfat fiiliyle yapılan bir yargı var. Burada iki yargı var. O yüzden bu gider. Burada birden fazla yargı var. İki iş yerimiz çoğumuz için ikinci bir ev gibi. Burada tek yargı var. Bunu alacağız. Üç iş yerindeki arkadaşlarımızla bile ailemizden daha çok zaman geçiriyoruz genellikle. Burada da tek yargı var. Bunu da alacağız. Cevap çıktı İki ve üç Diğerlerindeki yargıları bulalım. 4. Bu yüzden iş yerinde huzurlu ve mutlu olmak ruh sağlığımız açısından çok önemli. Olmak fiilimsimiz var. Bir yargı bu. Bir de zaten yüklemimiz var. 5. Ancak iş yerine giderken bakın ken bir yargı geldi. Yani bir fiilimsi geldi. Gidenler ikinci yargı geldi. An en sıfat fiili. Bir de zaten yüklemimiz vardı. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır? Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle, yüklemi sonda olmayan yani başta ya da ortada olan cümlelere de devrik cümle denir. Bakalım hangisi farklı? Ben şiire ustasız başlamış bir ozanım. Ozanım yüklemimiz sonda. İlk şiirlerim ölçülü ve uyaklıydı. Gene yüklemimiz sonda. 3 daha sonra iki arkadaşımla Türk şiirini temelden değiştirmeye karar verdik. Yine sonda yüklem. 4 şiirdeki geleneksel ölçü ve uyak biçimlerini de attık. Alışılmış benzetmelerle birlikte attık. Bakın yüklem burada ve ortada geldi cevabımız. Burada devrik cümle var. 5 ben bir süre mizah yoluyla toplum taşlamaları da yazdım. Yüklem sonda cevabımız D. Bu dizeyi oluşturan cümle ile ilgili olarak yargılarından hangisi söylenebilir? Bir yapıcı birleşiktir. Şimdi bakalım yüklemimiz vardı. Tek bir yüklem, tek bir yargı var. O yüzden yapıca basittir. Bu gider. Kurallı fiil cümlesidir. Yüklemimiz vardı. Buradaki yok zıttı olan var. Yani isim cümlesi. Ayrıca devrik yüklem ortada sonda değil. Devrik ve isim cümlesi olduğu için bu da gider. Anlamca ve biçimce olumludur. Burada olumsuzluk anlamı verecek olan mez, ma, sız, yok ya da değil kelimelerinden herhangi biri olmadığı için anlamca da biçimce de olumludur. Doğru yani cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle yüklemi şimdiki zamanlı basit bir cümledir. Hemen baktım birinci cümlenin yüklemine gecikmiyor. Şimdiki zaman evet. Basit bir cümlemi Şöyle baktığımda içimde burada mekmak var yani fiilimsi var. İçinde fiilimsi olan cümleler girişik birleşik cümlelerdir. Yani bu cümle basit değil birleşik cümle. O yüzden cevabımız geldi. B ikinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir. İkinci cümlemizin yüklemine bir bakalım. Gerekiyor, gerekmek fiildir. Yüklemde sondadır. Evet, kurallıdır ve fiil cümlesidir. C üçüncü cümle içinde belirtili nesnesi olan birleşik cümledir. Şöyle bakalım üçüncü cümlemize. Hızlandırıyor yüklem. Neyi hızlandırıyor? Yeniliklerin ve tecrübenin aktarımını. İşte burası nesne. Nesne kısmını bulduk. Neyi olduğuna göre belirtili nesne. Birleşik cümleme ona bakalım. İşte bakın içinde fiilimsi var. An en sıfat fiil. İçinde fiilimsi olan cümleler girişik birleşik cümledir. Bu kısmı da doğru. B'ye de gider. D. Dördüncü cümle olumlu ve basit cümledir. Şimdi dördüncü cümleye bakalım. Yüklemimiz katıyor. Herhangi bir olumsuzluk ifade eden mez, maz, mem, mas, siz, yok değil kelimeleri yok. Demek ki olumlu. Tek yargı varsa basittir. Bakalım tek yargımı var? Evet içinde herhangi bir fiilimsi falan yok. Tek yargı var. Basit cümle bu da doğru. E beşinci cümle içinde zarf tümleci olan girişik birleşik cümledir. Girişik birleşik cümle içinde fiilimsi olan cümle demek. Şimdi şöyle bir baktığımızda beşinci cümlenin içinde fiilimsi var. Gelişen, an, en. Zarf tümleci var mı ona bakalım. Nasıl sunuyor? Baş döndürücü bir hızla sunuyor. Nasıl sorusu da zarf tümlecini verir. Zarf tümleci de gitti. Cevap A. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? A. Kurallı isim cümlesi. İkinci cümlemize bakalım arkadaşlar. Yüklemimiz uzaklıkta ve sonda. Sonda olduğu için uzaklıkta isim olduğu için kurallı isim cümlesidir. B. Eksiltili cümle. İlk cümle işte bakın 3 noktayla da gösterilmiş. Yüklemi yok. Eksiltili cümle yüklemi olmayan cümle demek. Bu cümlede de yüklem yok. Bu da gider. C. Biçimce olumsuz fiil cümlesi. Şimdi 3 tane fiil cümlemiz var. Birisi yudumluyorum, birisi çıkarmış, diğeri de karışacağım şeklinde biten ama olumsuz değil bunlar olumlu. Şuradan dolayı cevabımız geldi işte. D bağımlı sıralı cümle. Sıralı cümle virgülle ayrılan cümle, bağımlı ortak ögesi olan cümle demek. Son cümlemize bakalım. Birazdan başkent Tunus'un geniş caddelerinde yürüyecek, kaldırımlardaki kahvelerde modern yaşamı izleyecek, orta çağa ait medinasında halkın ve esnafın arasında karışacağım. Bakın 1 2 Üç yüklemli bir cümle ve virgülle ayrılmış. Sıralı kısmı tamam. Bakalım ortak öge var mıydı? Hep ben değil miydi öznesi? Gizli öznesi hep bende. Yani ortak öge olarak özne kullanılmıştı. Ortak ögesi olduğu için de bağımlıdır. Bu doğruydu. E girişik birleşik cümle. Arkadaşlar girişik birleşik cümle fiilimsi olan cümle demek. Bakın şurada vardı. Ulaşılmaz değil mezmaz sıfat fiil vardı. Bu da birleşik cümleydi. Bu durumda cevabımız C idi. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı örneklendiren bir cümledir? Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi, tümleci, yükleme ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam ilişkisi nedeniyle bir arada bulunur. Arkadaşlar sıralı cümle birden fazla yükleme olan cümlenin virgülle ya da noktalı virgülle birbirine bağlandığı cümleler. Bağımsız sıralı cümle ise bu sıralı cümlelerin ortak ögesi bulunmaması demek. Bağımlı da ortak ögesi bulunması demek. A. Yaşamayı öğretmek için ilk önce kendimiz yaşamayı öğrenmeli, sevmeliyiz. Geldi sıralı cümle bakın. Bir tanesi öğrenmeli, diğeri sevmeli. Virgülle bağlandı sıralı cümlemiz. Bakalım bağımlı mı, bağımsız mı? Yani ortak öge var mı, yok mu? Biz sevmeliyiz, biz öğrenmeliyiz. Özneler ortak. Ayrıca niçin öğrenmeliyiz, niçin sevmeliyiz? Yaşamayı öğretmek için. İki cümlemiz için de ortak. Zarf tümleşleri ortak. Neyi öğrenmeliyiz, neyi sevmeliyiz? İlk önce kendimizi yaşamayı nesneler de ortak. Yani burada bağımlı sıralı bir cümle var. Bizden hangisini istiyordu? Bağımsız sıralı cümle. Bu gider. B cebinden cüzdanını çıkardı bir cümle geldi bakın. Titreyen elleriyle cüzdanın içinde bir şeyler aramaya başladı. Diğer cümlede geldi ve virgülle bağlandı. Sıralı cümle. Bağımlı mı bağımsız mı? Kim çıkardı o? Kim aramaya başladı o? Özneler ortak. Bu da bağımlı. Hava bir anda karardı. İlk cümlemiz çay bahçesinde oturanlar hemen toparlanmaya başladı. Virgülle bağlandığına göre sıralı. Bakalım ortak öge var mı? Karardı. Ne karardı? Hava. Öznemiz bu birinci cümlenin. Ne zaman? Bir anda. Zarf tümleci de bu. Başladı yüklemimiz. Neye başladı? Toparlanmaya dolaylı tümleç. Kim? Çay bahçesinde oturanlar. Bakın ikinci cümlenin öznesi ayrı. Birinci cümlenin öznesi ayrıydı. Nasıl toparlanmaya başladı? Hemen. Bu da zarf tümleci. Birinci cümlemizin zarf tümleci daireydi. Yani burada bir öge ortaklığı yok. Tüm ögeler bağımsız. Yani bu bağımsız sıralı cümle. D. Yaşlı adam banka oturdu. Elindeki gazeteyi açıp okumaya başladı. Sıralı cümlemiz burada. Virgülümüz de var. Yaşlı adam oturdu. Yaşlı adam okumaya başladı. Ortak ögemiz var. Özneler ortaktı. E. Kadın tezgahtara yaklaştı. Bakın noktalı virgülle bu sıralı cümlede bağlanmış. Vitrindeki gömleğin fiyatını sordu. Kadın yaklaştı, kadın sordu. Ortak ögemiz özne. Bu da bağımlı sıralı cümle cevap C. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle öznesi belirtisiz isim tamlamasından oluşan basit bir cümledir. Şimdi bakalım Van Kalesi belirtisiz isim tamlaması. Evet ilk kısmı tutuyor. Basit cümle mi? Tek yargı olan cümle demek. Evet tek bir yargı var o da kullanıldı. Bu doğru. B. ikinci cümle girişik birleşik cümledir. Girişik birleşik cümle neydi? İçinde fiilimsi bulunan. Hemen şöyle bir bakalım. İkinci cümlemizde şurada bakın yapılarak, ara zarf, fiil var. Demek ki bu da girişik birleşik cümle. Bu da gitti. C. Üçüncü cümle üstünlük zarfı kullanılan kurallı bir cümledir. Kurallı bir fiil cümlesidir. Pardon. Üstünlük zarfı dahadır. Kurallı yüklemi sonda olan demek. Şimdi bir bakalım. Daha geldi. Evet. Bu doğru. Anlaşılmak. Filme, evet. Sonda mı, evet. Kurallı, bu da doğru. D dördüncü cümle olumlu isim cümlesidir. Durum isimdir ve olumludur. E beşinci cümle bağımlı bağlı bir cümledir. Bağımlı bağlı cümle dediği önce bağlıyı açıklayalım. Bağlı bağlaçlarla bağlanan cümleler demek. Bağımlı da ortak ögesi olan. Şimdi bakalım cümlemize. Kaynaklarda geçen o görkemli Ulu Cami bugün yok. Sadece bir minare kalıntısı var. Hayır iki cümle var. Bakın bir tanesi bu bir tanesi de bu. Fakat bunlar bağlaçla bağlanmamış. Virgülle bağlanmış. Virgülle bağlanan cümleler sıralı cümledir. Bu cümle sıralı cümledir. Bağlı cümle değildir. Cevap E. Numaralanmış dizeleri oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci anlamcı olumludur. Şöyle bakalım. Yersin, içersin. Olumsuzluk bildiren herhangi bir mez, maz, sız, siz, yok değil kelimeleri olmadığına göre bu doğru. B ikinci bağlı cümledir. Bağlı cümle bağlaçla bağlanan cümle demek. Bir cümlemiz kuvvetlisin. Bakın bu bir cümle. Yüklem öznesi de sen. Ama bağlaçtır. İkinci cümle de burasıdır. Bağlı cümle bağlaçla bağlanan cümlelere bağlı cümle denir. Üçüncü eksiltili cümledir. Eksiltili cümle yüklemi olmayan demek. Bir bakalım yüklemi yok mu? Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Hayır yüklemimiz var. Demek ki bu eksiltili cümle değil cevabımız geldi. D. Dördüncü sıralı cümledir. Sıralı cümle birbirine virgüllerle bağlanan cümle. Mevsimler soğumuş bir cümle. Sular azalmış ikinci cümle. İşte bakın virgülle bağlanmış. Bu da doğru. E. Beşinci cümle kurallı isim cümlesidir. Şimdi bakalım değil isimdir. Yüklemimiz sonda mı? Evet sonda demek ki kurallı. Yüklem sondaysa kurallı. Bu da gitti. Cevap C.